Kendime tek kişilik kadraj yaptım. Nasıl olmuş? Yok ya, çok kötü oldu ya. Hip Hop Jam 2017'ye gidiyorum. Çok erken gidiyorum. Şu an saat 13.20. Sahnem 10'da. Yani akşam 10'da. Tankurt'la beraber bir imza günü yapacağız orada. Önümüzdeki saatler. Dolayısıyla bu kadar erken gitmem gerekiyor. Ve kulislerde bayağı sıkılan bir insanım. Yani çok eğlenmiyorum kulislerde. Dolayısıyla normalde konserlere sahneye çıkmadan yarım saat önce giderim. Ama şimdi önümde sanırım bir 10 saat civarı kuliste bekleme süresi olacak. Bunun dışında Tankurt'la beraber Haziran ayında 7 şehirde imza günü yapacağız. Bununla ilgili bilgileri de ilerleyen dakikalarda dinlersiniz. Yılan Hikayesi albümüne ilginizden dolayı çok memnunum hala. Her şey süper gidiyor. Dün Tankurt'la yaptığımız Zaman Geldi klibini bitirdik. Muhtemelen siz bunu izlerken ya da izledikten 1-2 gün sonra en fazla klip yayında olur. Hip Hop Jam'e gidiyoruz. Şu an kulisteyim. Sıkıcı bekleyiş başladı. Ama ferah ve güzel bir kulisteyim en azından. Volkswagen Arena'nın kulisleri güzeldir. Tuvaletimiz. Burada duşumuz. Ulaş Bey burada. Kaç yıllık ahbabım Bahadır Çevik yanımda. Kaç yıllık ahbabım? Bak ben liseye gidiyordum. Aynı bitti ders, mi lise? Aynı dershaneye. Bitti mi lise şimdi? Karne falan nasıl? Karne ayıp ediyorsun. Ben takdirlik bir çocuğum her zaman. Hip Hop Life'ın tek takdir alan adamıyım. Okudum ki bu siteyi. Şimdi site olarak biliyorsunuz siz ama biz bir sürü dalda varız. Mesela bir yazı yazılacağı zaman siteye Bahadır'a yazdırıyorlar. Çünkü geri kalan yazmayı bilmiyor. Röportaj olayları. Röportajı sana hepsi yaptırıyor. Biliyor canım. Hepsini ben eğittim, hepsini geliştirdim. Ulaş'ı sen mi yetiştirdin? Ulaş'ta aslında cevher vardı. O cevheri gördüm. Ortaya çıkardın ama. Ama birazcık iteklenmesi gerekiyordu. Sen değiştirmişsin. Yanımda esas yani, bir tane cihaz var. Bulunca metalikler, önemliler. Sen anlat bakayım, epidemik nasıl gidiyor? Bu arada kısa süre sonra serverle röportaj yapacağız. Öyle mi? Tabii, haberi yok daha ama yapacağız. Yapalım. Albüm üzerine satır aralarına değineceğiz. Merak ettiğiniz ne varsa her şey açığa çıkacak. Çok da bir şey merak etmiyorlardır muhtemelen. Ben öyle sorular soracağım ki server büyük ihtimalle yine bu soruları şöyle yapsak böyle yapsak cipsi, olur. Cipsi ketçaba mı banıyoruz? Acısı kanlı var, cips. İğrenç. Yanımızda Agabi var. Nasıl gidiyor? Fena değil kanka. Sahneden iyi. Nasıl geçti sahne? İnanılmaz tatlı sahne. Güzel mi? Karşı çıkacaksın. Geçen sene feedback vardı. Hala var mı? Sahnenin önüne gelince, monitörlere gelince var. Mete dün gözlüğünü bana vermedin. Hainlik ettin. Evet. Hainlik etti. Çok istedim. Server'in öyle bir gözü kalıyor ki arkadaşlar. Dikkat edin eşyalarınıza. Yani Instagram'dan beni takip edenler görür. Ben dün çok istedim Mete'den. Ben ne olacak? Işte, bir gözlük benim bugün can arkadaşım. Benim bir gözlüğünü niye vermiyorsun bana? Bir gözlük beğenmişim ya. Vermedi ben bana. Ben bir kutu alacağım böyle. Orada dinleyicilere rol yaptın. Al dedin. Senin canın sağ olsun dedin. Giderken almışsın. Ben o şekilde kurtarırım sandım da işte. Vlog'da ikinci kere bizdesin. Ne diyorsun? İlk vlog'dan sonra hayatın tabii ne kadar değişti artık? Tanınmaya falan tabii, başladın tabii, tabii canım şey oldu şimdi. 100.000'e ulaştı benim serverim vlog'dan sonra. Kanal için plaket alacağım şimdi. Sağ olsun bu vlog'lar çok önemli. Tabii tabii. Ama tek sorun şu, ben şimdi kendi vlog'larımı yapamıyorum. Serverin çakması diyecekler. Mesela Tankurt gibi değil mi? Evet ya aynen. Adam vlog yapmaya başladı. Adam, artık ben ne giysem onu giyiyor. Bir vlog piyasası. Ben ne yapsam bak elektronik sigara başladım. Tankurt elektronik sigara içiyor. Vlog çekiyorum aynen. Tankurt vlog çekiyor. Kıyafetlerimi itinayla buluyor, aynalarını alıyor, giyiyor. Öyle olma. Yani senin kendine has bir... Ben J-Lock çekiyorum. Enerjim var. Hip Hop Life'ın ofisi burası. Gördüğünüz gibi. Bütün karanlık işler burada dönüyor. Ve en karanlık adam geldi. Ulaş sen benim vloglarımda asla konuşmayacaksın değil mi? O ışık çok iyiymiş. Gel 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 gel, bu ışıkta durman lazım. Bir şey söylüyor gibi yapmalıyız hazır işi bulmuşken. Çok önemliyiz şu an bu ışıkta var ya. Ne demeliyiz? Böyle acayip bir şey söyleyeyim. Proje yapıyoruz falan böyle. Klip çekimleri falan şu an hazır Volkswagen Arena'ya ayak basmışken. Çok gerçekten mükemmel bir şey söyledim. Harika bir söyleyecek bir şey buldum. Hip Hop Life'a teşekkür ederim. Aç kalmıyorum.
Biliyorsunuz açlığa pek tahammülüm yok. Güzel bir kulisimiz var, sağ olsunlar. Bayağı büyük bir kulisimiz var yani. Hani kendi odalarımızın dışında oldukça büyük bir alanımız var kulis çerçevesinde. Onu da şöyle göstereyim. Burada böyle yiyip içebileceğimiz bir şeyler var. Masalarımız, istediğiniz gibi oturabileceğimiz. Şu tarafta sigara içilebilir alanlar var. Kamufle geliyor. Ve tabii yani bir video çekerken o videoda olması gereken kişi şu an o videoya girdi yani. Yani ben de diyorum bu videoda bir eksiklik vardı. Ne haber? Kamufle! Ne haber? Bir bira alabilir miyim yani? Vermek için sağ ol. Bir tane var. Çok içmeyeyim. Sarver satıyormuş fişlerini. Çok... Çok içince sapıtıyor musun Fırat? Hayır tabii ki de. Asla sapıtmam diyor musun? Tabii ki. Yani böyle dünyayı içeyim yine adam gibi otururum mu diyorsun? Tabii canım. Tamam. Biz rakı adabıyla büyümüş adamlarız. Tamam. Ben karagümrüklüyüm lütfen yani. Oo, ben de karagümrüklüyüm. Allah Allah. Gel. Gel. Yani. Tamam. Gel oku. Böyle karagümrük ayağı yapma, yanlış adama yapıyorsun. Aa, hemşeriyiz. Muah canım, muah canım. Selam. Çok yoruldum. Niye bu kadar geç kaldın? Trafik, İstanbul falan. Arkadaşlar bakın, Tankurt'un boyu çok uzun. Ben kısa değilim. Benim boyum 1.87. Benim şimdi klipte de beni böyle bücür gibi göreceksiniz. Boyum 1.87, adam 1.95 diye yanında kısa gibi duruyor. ve biz bu adamla 10 tane vlog çekeceğiz ya. Tankurt'la beraber kulisler arası yolculuğumuza devam ediyoruz. Burada Anıl Piyancı, Try Soldier ve Kamufle. Bakalım kimse var mı? Kimse yok. Kamufle duşta olabilir. Evet, kulislerimiz böyle. Ha, bizim kulis burası. Böyle yani, çok özel bir şey istemedik biz yani. Öyle mütevazı bir kulis yapın dedik. Birazdan vejetaryen sandviç yiyip bira içeceğim. Peki vegan olmak gibi bir düşüncem var mı? Hayır. O çok abartı çünkü biz peynirle büyüdük kardeş. Hellim, bir takım ne o? Kabak. Hellim aktı, gördün mü? Yani hellim yenebilir, gerisi ekmek. Ne haber Hamza? İyi, senden ne haber? Bize söylemek istediğin bir şeyler var mı? Var, birazdan rap yapacağız. Necip Mahfuz yanımızda. Gelmeden evvel Server burada olduğu için bir şaka hazırladım. Evet. Arkadaşlar şal var mı? Şal var. Çok iyi. Evet, albüm tasarımımın mükemmel mimarı Berkan burada. Yılan hikayesinin tasarımını Berkan yaptı sağ olsun. Eyvallah. Ne diyorsun Berkan? Abi çok geçerli güzel proje oldu yani. Bayağı bir zorladın ama güzeldi yani. Ben bir şey yapmadım ya. Ne o, neler ne? Onlar ne? O, ne? Öyleydi. Yani her yerde o asilliğini yapacaksın. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Hepsini Tankurt yaptı. Server dedi, biz dedi diğer sanatçılarla bir miyiz dedi. Bak dedi, ben yanımda bunları getirdim dedi. Bizi dedi diğer sanatçılarla bir tutamazlar dedi. Biz dedi starız dedi. Bunları buraya yapıştırın dedi. Tankurt yapıştırın. Bak Tankurt dedim, yapıştırma. Server beni de çeksene. Ben de starım. Onu söylüyorduk biz de. Çok kötü şeyler dedim senin aklına. Neden? Ne oldu? Dur onu orayı kes, orayı kes. Evet, kulisimizde bir misafirimiz var. Misafirim ben. Niye, burası senin kulisin değil ki bizim. Evet. Az önce kıskandın. Yani çekemedim kameraya. Az önce kulisimizi kıskandığını ikimiz de gözlerimizle gördük. Kıskanmadım. Kıskandım. Garip geldi. Nesi? Ölüm tehlikesi falan. Hani ne ayaksınız o? Biz yapmadık abi. Yani organizatörler yapmış. Öyle mi yapmışlar? Aynen öyle yapmışlar. Abartmayın dedik ama yani. Baş ağrımı yapmış. Aynen yani, bilmiyorum artık kim ayarladıysa kulisi ve gerek yok dedim. Hani biz de dedim kamufle gibi insanlarız yani. Kendilerini kötü hissetmesinler sonra. Bizim kamufleden bir farkımız yok, yapmayın bunu falan dedik. Yapmışlar sağ olsunlar. Ben sunucuyum. Harbi mi? Şaka yapıyorsun. Tabii, 2 yıldır sunucuyum ben. Profesyonel sunucu. Tabii. İnşallah bu sunuculuk kariyerinde çok başarılı olup bir gün Freestyle King'i bile sunabilirsin. İnşallah. Öncelikle buradan Tankurt'a küçük bir sistemim olacak. Gitmiş bugün şu kolyenin aynısını alıyor. Böyle bir şey olmaz, bana fotoğraf yolladı. Senin kolyen bu muydu? Sanki bilmiyor. Şimdi şöyle bir parantez açacağım. Klipte kendisi kolyeyi kaybetti. Ondan sonra... Şimdi güzel haberi verelim. Aynen, artık verelim. Haziranda şehrinize geliyoruz. Haziranda bir imza günü turnesine çıkıyoruz. Aynı zamanda vlog da çekeceğiz. 10 günde 7 şehire gidiyoruz. 10 Haziran'da İzmit'teyiz. 11 Haziran'da Bursa'dayız. 12 Haziran'da Çanakkale'deyiz.
13 Haziran'da İzmir'deyiz. ...14 Haziran'da Fethiye'deyiz, 17 Haziran'da Antalya'dayız, 18 Haziran'da Ankara'dayız. Her biri için Facebook'ta etkinlik sayfası oluşturduk. Detaylar için etkinlik sayfalarına bakabilirsiniz. Karışık Köfte. O şehirlerde görüşürüz. Zaten Facebook'ta dediğin gibi var şeyler, etkinlik sayfaları. Oradan detayları şey yaparsınız, mekan, tarih, saat, iletişim numaraları. Onun haricinde yok. Fena vloglar çekeceğiz. Çok. Aynı valizi hazırlamayalım, kıyafetlerimiz farklı olsun. Şundan ben de alacağım ya, tripod'dan. Tripod oğlum, giymelik bir şey değil yani. Git ama tam aynısını al, olur mu? Tam. Ufaktan yemeğimizi bitirdik. Gayet güzeldi yemeğimiz. Karnımız doydu. Güzel ya burası değil mi? Baksana şu yeşillik falan buralar. Gayet güzel yani. Gayet güzel. Selam. Abi ne haber? Tankurt mu? Ne haber? Ya senden? İyi, sağ ol. Sever nasılsın? Afiyet merhaba. Olsun öncelikle. Sağ ol, teşekkür ederim. Ağzım biraz yağlıydı ama. Hiç kadar iyi, yağlı falan. Merhaba. Ay, çok pardon, neyse. İyi ki geldin bugün de bizi, iyi ki buldun. Abi bak, yani seni çok severiz biliyorsun özellikle. Ya ben bayağıdır özlemiştim seni aslında. Aynen. Bayağıdır birlikte bir şey yapamıyorduk. Bayılırım sana biliyorsun yani. Daha uzun süreli böyle planlı bir şeyler yapsak nasıl olur? Nasıl mesela yani? Yaz için falan. Ha yok abi, bizim çok iş var yazın ya. Yani ben de isterdim. Sen de olsun değil mi biraz? Aynen, tatil matil. Yazın hiç şeyiniz yok. Yok abi şey, yok. Yani isterdim öyle, hani hep beraber çıkalım bir imza günü turnesi bir şey yapalım falan filan. Benim yazın çok işim var. Yazın... Mümkün değil Ayberk ya. Gel otur istersen biraz. Otur. Kanka oturayım da bunu bir konuşalım yeterli. Çünkü ben sana güvendim. Hiçbir şey yapmadım ben. Dedim yazın, yani İstanbul dışına adım atma şansımız yok. Yani Tankurt da çok yoğun, ben de çok yoğunum. Evet, kulisimize sevgili Ulaş Demiröz ziyareti. Kulisimizde, koltuğumuzda oturamıyoruz. Olacak iş değil. Ama böyle de centilmen sanatçılarız. Koltuğumuzu hanımefendilere veririz. Ha Joker mi yordu bunu bilmiyorum. Joker de bir demiyor yani, sen yorgunsundur Server. O kadar şey yapacaksın. Ben sahnemi yaptım, sen biraz otur falan demek de yok. Bakın kuliste şurada adı yazmayan adamlar var. 55 yaşındaki adamın bu kuliste işi ne? Gideyim mi lan? Lan bu da basacak pislikler. Ne yapıyorsunuz lan? Abi tam zamanında geldim. Tumana geldim de. Yalnız bu kadar geldim. Bugünün kulisinde ben yokum ama varım burada. Bugün kulisinde yok musun? Orada yok. Ha bu kuliste yoksun. Aynen. Tamam. Yan kulisteyim, oraya tamam. Gelin. Tamam. Var mı yeni beatler? Nereye gidiyorum? Konsere çıkacağım daha. 90 BPM yakında. Peki bütün beatleriniz 90 BPM mi? Şu an öyle. Bütün hepsi yani 90.5 BPM bile şarkı yapmıyor musunuz? Yapıyoruz tabii ki. Peki en fazla 90'dan kaça çıkıyor ya da kaça iniyorsunuz? 70'te 110 arasında değişiyor. Çok ayıp değil mi? Grubun ismine bir ihanet değil mi 70 BPM şarkı yapmak? Yani 90 BPM olmasının sebebi aslında klasik rap beatinin 90 BPM olması. Ama klasik rap beatlerine şarkı yapmıyorsanız, 70 BPM'lere iniyorsanız bu grubun isminin klasik rap BPM'ini temsil etmesinin ne anlamı kalır? Güzel soru. Biraz düşünüp geri döneceğim. Görüşmek tamam. Üzere. Tankurt Bey, atletiniz çok güzel. Özel tasarım mı? Ben Bodrum'dan geldim, tatilden. Yani insanlar seni seviyor ve vloglarında seni arıyorlar. Bir çocuk dedi ki ben Türkçelerimi dinlemiyorum, sırf vloglar yüzünden buraya geldim dedi. Oha. Bu aynı zamanda sırf beni değil, yani senin de önemli bir iş yaptığını gösteriyor. Hani ben çok da... Vlog abi ne kadar önemli olabilir ki vlog? Abi bak hadi gel, hadi düşük bütçeli rap klibi yapalım, ben kaçayım. Hadi düşük bütçeli rap klibi yapıyoruz. Ben ne yapıyorum? Bunu koyacak mısın? Koyacağım. Evet, Tankurt sahneye iniyor. Başarılar diliyorum. Alt gruplar bitsin sonra ben çıkacağım. Back vokalimi buraya yapacak sağ olsun. Abi bugün mixlerini, masteringini yaptı, o yetmedi. Bir de back vokalimi yapacak. Eski vloglarda Ayberk'in inanılmaz sesinden dinlediğimiz şarkılar vardı ve ne ben doyabildim ne izleyenler doyabildi. Yoğun talep var Ayberk'in yeniden şarkı söylemesiyle alakalı. Ve Ayberk de sağ olsun hiçbir zaman bizi kırmıyor. Her zaman bu şarkı söyleme isteklerimizi kabul ediyor. Zaten ilk şarkı söylediğinde de demişti, yaparız ara ara falan diye. Sıkma Allah canım. Ses vermiş, nereye esirgeyim? Abi onları oraya oturduğum yere dökme ya. Doğrulmam lazım çünkü ben diyaframdan söylüyorum. Tamam. Ateşini yolla bana. Ne? Kor ateşler içindeyim bilmesen de. Düşlerim ol, gülüşlerim ol, gecelerden kurbanım dönüşlerim ol. Şimdi benim sahneme çok az kaldı. Ben de kamerayı Ayla'ya ve Hazal'a devredeceğim. Hey. Bu değil. Bu bir yılın hikayesi. Akbaba ziyafeti.
Ben açmışsın böceği yeter gibi. Ne bakıyorsun yüzüme belayı sever gibi. Kaybettim nereyim tesellim. Cehenneme rezer resim reser benim intikamından oluşan eserlerim reser beni cesaretimi hesap edemediğim hesap edip hesap edemediğim hesap edemediğim hesap edemediğim. Çete kurduk. Wu-Tang Clan Türkiye Şubesi. Son şarkıda Levo'nun 15 sene önceki Hani Neredeler şarkısının yeni versiyonunu. Çok kalabalık bir şekilde remake'ini yaptık şarkının. Muhtemelen izlersiniz görüntüleri yakın zamanda. Hani Neredeler parçası çok keyifli oldu. Ulaş ne diyorsun? Yakında. Abi dedi bir şey dedi. Ne yakında? Single. Ne single'ı? Levo'nun. Böyle bir karar ver. Ulan bir yani number one. Server çekiyor mu server? Hayatımda benimle bu kadar ilgilenen... Tamam, teşekkürler Tankurt. Ben demek istiyorum ki Hoodie'in. Ya böyle Hoodie'in Moodie'in diye şarkılar çıkartıyorsunuz, yayınlıyorsunuz yani basement'tan. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Zor kolay imkansız zaman alır, bir sınır yok. Tankurt benim albümdeki feat'e flex atsana kanka. Yanımızda Try Soldier var. Dans deyince aklımıza gelen ilk isimlerden. Ben çok anlamam dans işlerinden, çok da kötü dans ederim ama bu adamları izlemek inanılmaz zevkli. Fırsat buldukça videolarını izliyorum, canlı performanslarda denk geldikçe izliyorum. Try Soldier'ı mutlaka izlemenizi tavsiye ederim eğer hala izlemeyen olduysa. BC One için bir yorum yapsanıza çünkü ben anlamadığım için danstan eleştiremiyorum. Sizin yorumlarınızı alayım, işte yarışmacıların vesaire. Yorum yapabilir misin? Güzel yani. Yani BC One yani dünya için. Peki bunu Türkiye ayağı nasıl geçti dünyaya kıyaslayınca? Orada bayağı iyi çalışmış İyi. İyi derken yani hani dünyanın diğer şeylerinden. Bayağı iyi geçti gerçekten. Türkiye'de Red Bull BC One ilk defa oldu bu sene. Kafanızın üstüne dönebiliyor musunuz? Tarzımız farklı. Elektro boogie yapıyor musunuz? Hangisi dumanlı olan? Ooo. Var, her şey var. Her yol var. Her yol var. Peki ama siz break dansçı değilsiniz, hip hop dansçısınız. Evet. Arada bir fark var. Evet, kesinlikle. Çok büyük hip hop dansıyla break dans arasında bir fark var. Break dansı yerde, hip hop dansı ayakta yapılıyor. Aynen yani bizim... Doğru mu? Doğru. Çok iyi, tamam. Ben öğrenmişim bu işi. Çok teşekkür yakında ederim. Ben de saçlarımı öyle yapacağım. Tamam, böyle. Saçıyordu. Yaparım. Yaparım bilirsiniz. Yakında benim de saçımı öyle göreceksiniz. Onlardan gördüm. Şimdi ben yapacağım, hemen benden 2 hafta sonra Tankurt yapacak, görürsünüz. Bugün gitmiş şu kolyenin aynısını almış ya. Tankurt Uraz diye değiştirecek adını. Biz dans ediyoruz.
Dansla kalın. Dansla kalın. Hip Hop Jam organizasyonunun daha sonuna geldik. Hip Hop Jam 2017 burada bitti. Respek. Yeni vloglarda görüşürüz. Görüşmek üzere. Her Allah'a zaman emanet. Buradayız. Allah'a emanet. Kadıköy acil. Sen mi diyorsun onu? Yani bütün vloglarda sustun şu an bunu mu dedin? Sevgili Ulaş Demiröz'e buradan öpücüklerimizi yolluyoruz. Teşekkür ediyoruz bu güzel organizasyon için. O zaman son kez hep beraber. Hani nerede, 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 n